Merkeze kılavuz çekme. Örneğin önceden delinmiş bir deliğimiz var burada. 8,5 mm çapında delinmiş. Biz buraya metrik 10 kılavuz çekmek istiyoruz. Drilling butonuna tıkladıktan sonra ikinci işlem thread centering, yani merkeze kılavuz çekme. Tıklıyorum. Bakın resimden anlaşılıyor zaten kılavuz resmi ve sarı nokta nerede? Kılavuzun merkezinde, yani aynanın tam merkezinde. Dolayısıyla bu işlem iki eksen bir tornada yapılabilir. Ne yapıyorum? Tools takım kütüphanesine girdim. Takım kütüphanesinde boş bir cebe geliyorum ve yeni bir takım oluşturuyorum. Bunun için new tool diyorum. Bir kılavuz tanımlayacağım. Kılavuz neredeydi? Other'ın içinde tab vardı. Tab biliyorsunuz kılavuz demekti. Tıklıyorum. Hangisi en üstteki tip benim için uygun? Kılavuz tıkladım. Buraya örneğin kılavuz yazdım. Kılavuz yazdım. Yanına da 10 dedim misal. Enter diyorum. Tekrar enter diyorum. Ve tekrar enter diyorum. Neyi soruyor bana? Çapı. Bu kılavuzun çapı nedir? 10 mm'dir. Lead neydi? Bakın lead adımdı. Milimetre bölü devir. Ne yazıyorum buraya? 1,5. Çünkü metrik 10. Metrik 10'un adımı nedir? 1,5 mm'dir. Dönüş yönünü verdim ve bu programda kullanmak için to program dedim. Kılavuz geldi. Alt satıra iniyorum. Thread lead, yani bu vidanın adımı milimetre bölü rev, anlamı milimetre bölü devir. Adım nedir? 1,5. V'yi kesme hızı ya da alternatifle değiştirip RPM devir olarak verebilirim. İster kesme hızı, ister S devir olarak verebilirim. S olarak verdiğimde giriş hızı, SR olarak verdiğimse çıkış hızı. Kılavuz çekerken giriş ve çıkış hızlarını farklı değerlerde ayarlayabilirim. Örneğin giriş hızı 150 devir olsun. Çıkış hızı 200 devir olsun. Bakın first cut tek seferde kesme olursa ne yapar? Tek seferde kılavuz girer ve çıkar. Bir hamlede kılavuz çeker ve çıkar. Alternatifi var bunun. Tıklıyorum. Bakın remove chips, yani talaşları boşaltarak verdiğiniz talaş derinliği kadar ne yapar? Girer ve tekrar talaşları tamamen ters yöne dönerek çıkartır. Tekrar verdiğiniz talaş derinliği kadar girer ve tekrar talaşları tamamen boşaltır. Bu remove chips, yani talaşları boşaltarak. Bir diğeri var alternatif. Chip breaking, yani gagalayarak verdiğiniz talaş derinliği kadar ne yapar? Kılavuzu çeker. Tekrar geri kaçma mesafesi kadar geri kaçar. Tekrar verdiğiniz talaş derinliği kadar ne yapar? İş parçasına doğru hareket eder. Fakat biz bunlardan sıklıkla hangisini kullanıyoruz? First cut, yani tek seferde kılavuz çekmeyi kullanıyoruz. Alt satıra iniyorum. Z0. Z0 neyi ifade ediyor? İş parçasının alnını gösteriyor. Dolayısıyla iş parçasının alnı nedir? Absolut olduğu için, mutlak olduğu için sıfırdır. Z1 mesafesi toplam diş, yani kılavuz çekilecek mesafe ne kadar? 20 inkremental olduğu için bunu eksi 20 ya da artı 20 yazmamda herhangi bir sıkıntı yok. Eksi 20 ya da artı 20 yazabilirim. Absolut olsaydı bu, yani mutlak olsaydı, o zaman eksi 20 yazmak zorundaydım. Bakın burada kütük sayfam, daha önceki deliğim ve şu anda ne yapıyorum? Yaptığım işlem kılavuz çekme. Burada mevcut. Accept dediğim zaman bakın ne yapıyorum? Burada programımı görüyorum. İstediğim programın üzerinde, bloğun üzerinde gelip sağ ok tuşuna bastığım zaman yine o program sayfasının içine girebilirim. Burada istediğim düzenlemeleri, değişiklikleri yapma imkanım mevcut. Tekrar accept deyip kabul ediyorum. Ve simülasyonu görmek için ne yapıyorum? Simülasyona tıklıyorum. Bakın şu anda ilk önce videoyu çekiyor ve daha sonra kılavuzu görüyoruz. Bu şekilde de simülasyona bakabiliriz. Ya da ne yapabilirim? Katı model olarak bunu görebilirim. Details var, detaylar demek. Tıklıyorum. Bakın burada parçayı zoomlayabilirim, büyütebilirim, küçültebilirim. View ile yönünü değiştirebilirim, döndürebilirim istediğim yöne. Ya da
Rotate ile yani view görünüşü döndürebilirim. Bakın kesit görünüşü ne yapıyor? Dönüyor. Burada gözüktüğü gibi. Stock Removal dediğim zaman ne yapıyor? Bu iş parçasından bakın kesit alıyor. Kesit olarak görebilirim. Bekliyorum. End dediğim zaman program sayfasına geri dönüyor.